Çıldır etli tizyenleri bugün oldukça güzel bir ürünü kutusundan sizlerle beraber çıkartacağız. Samsung Gear S2. Gear S2'ye gelene kadar esasen Samsung 2013 yılından bu yana akıllı saat geliştiriyor. Note 3 ile beraber karşınıza çıkmıştı Samsung'un saat Evet, anlamında cihazı. Galaxy Gear Gear'di o zaman serisine. adı. Aynen Galaxy öyle. Gear'di. Sonra Fit Fit çıktı, çıktı, Gear 2 Gear 2 çıktı. vardı. En son geçen sene Gear S vardı. Gear S'in de en büyük avantajı SIM kart desteği Aynen öyle. vardı. Ha, İlklerden biriydi Evet, hatta yani kendi bunlar. kendine çalışabilen Aynen bir öyle. resmen telefon gibi bir saatti. Esasında yenilik diye sunulan çoğu şeyi yapıyordu. Arama yapabiliyordu. Tabii ki tek başına kullanabiliyor Aynen. bunu eş simle beraber. Aynen. Kullanılabilen bir saatti. Ama son dönemlerde tabii yine akıllı saatler bir gündeme oturdu. Tabii. Ama zaten Samsung bu noktada avantajlıydı. Tecrübe Hani vardı yani. aynen 2013 yılından bu yana yaptığı geliştirmeleri İlk saatinde. evet her şeyi bir arada topladı. Ben Gear S2 gerçekten çok beğeniyorum. Hem lansman sürecinde olsun hem de yaptığımız haberlerde tasarımı, görsel beklentilerim gerçekten çok yüksek. Sıfır kutusunda geldi. Şöyle ürünü gösterelim arkadaşlar. Çok güzel bir kutusu var. Ben kutusunu da çok beğendim. Tasarımın birazcık uçlarını vermiş kutu Evet. hatta. Yani artık köşeli değilim Aynen öyle. diyor. Yani şimdi Samsung'un avantajı şu oldu. Eskiden esasında biraz daha erkeksi bir tasarım vardı. Şu anda biraz daha İki esasen tarafa da unisex. göz kırpmıştı. Aynen. Yani Yani aslında çok güzel bir özellik olmuş. Yani aynen. çok maskülen kalıyordu saatler. Artık iki tarafta rahat bir şekilde Aynen. kullanabilir bu saat. İki modeli var. Bir klasik, bir sport. Bize şu anda sport modeli geldi. Klasik modelinin avantajı şu. Klasikte normal bir saat kayışı da takabiliyorsun. Aynen, yani siz bir takım elbiseyle falan giyecekseniz klasiği tercih etmek daha mantıklı. Ben şahsen klasiğini daha çok sevdiğimi söyleyebilirim ama sport da günlük işler için çok rahat bir saat olacak kayışıyla beraber. Aynen. Ben bu arada sportun birkaç daha milim büyük olduğunu söyleyebiliriz. Daha büyük. Dilersen şuradan artık Hemen yavaş kesmeye yavaş başlayalım. açalım istersen. Öyle. Kesmedi. Bir sürü bıçağımız var. Bizde bıçak bitmez. Biriyle keseceğiz illa ki. O bıçaktan çok testere gibi olmuş ama. Aynen. Önemli olan işimizi halletti. Başka bir yerde yoksa. Hazırsak açıyorum. Evet. Karşımıza beyaz modeli gelmiş bize. O en sevdiğimden. Şöyle. Ben Gear S S kullanıyordum. kullandınız uzun O süre. da Evet. şeydi mesela beyazdı. Beyaz şık duruyor. Evet. Yani gerçekten duruyor. Bir de beyazı farklı elbiselerle de kombin yapabilirsin. Mesela kotla da gider. Bir Tabii canım, takım beyaz her elbiseyle de şeye gider. İçine gelir. beyaz gömlek giyersin. Aynen. Çok güzel Ve olur. bence en unisex model renk de beyaz. Aynen Her kadına da erkeğe de kadınlar da herkese de gider. erkekler de rahat bir şekilde kullanabilir bu saat. Dilersen Kutusunu yavaş açmaya yavaş devam edelim. şöyle bir saat çıkartalım. Şöyle Saate koyayım. bakalım. Sonra kutu içeri, yani ilk bir kutu içeriğine bakalım. Sonra şu güzel şık saate geçeceğiz. Hemen kutu içinden devam ediyoruz. Bir tane fazladan kayış çıktı. Muhtemelen bu farklı bir beden için, boyut için, yani bilekler için güzel bir düşünce. Her zaman herkes yapmıyor bunu. Evet arkadaşlar, benim gibi Tamam. bilekleriniz büyükse farklı bir kayış seçeneği olabilir. Ya bir de bu esasında şundan da yapılmış olabilir. Boyutundaki farklılıklardan ziyade kirlenebilir de. Hani Tabii yedek. tabii o da var Yani tabii ki. Samsung burada cömert davranmış. Bir tane daha koymuş. Bu açıdan güzel bir düşünce olmuş. Yani bir gün başına bir şey gelse kayışınızın yedeğinde Tabii ki. bulabilirsiniz. Ayrıca bu kayışlar kolay çıkıyor. Evet, direkt basınca çekip Pek çok farklı çıkartabildiğiniz. renkle de Aynen. destekleyebiliyorsunuz. Ya aksesuarları Evet. çeşitlendirip kullanabilirsiniz. Hemen şarj dokuna gelelim, aslında bu da önemli. Böyle bir kablosuz şarj destekleyen şarj doku var. Yani şöyle saati koyabilirsin. Mutlatısı hemen zaten kendini gösteriyor. Yani şöyle yapalım. Evet, Evet. Evet, ayrılmıyor şu an. aynen Şimdi şöyle öyle. Biraz sert anca uğraşmak sert gerekiyor. davranıcı bir de Bu normal. mıknatıs olması güzel olmuş. Aynen. Bir model daha vardı bu tarz. Ki bir Onda de yine şimdi poşetleri falan da var. tabii ki Hani canım, bunu onları rahat rahat çıkarttıktan sonra. taşımak için. Aynen. Bir de şöyle klasik bir adaptör çıktı içinden. Şöyle gösterelim onu Şöyle adaptörü de bakalım. Burada şu çıkarılabilir yapıda
Evet ya, bunlar kalmamıştı artık ama çıkar, ama saat olduğu için tabii, çok tabii. da çıkartıp ne yapacaksın Aynen, diye kaç sorar ampermiş bir insan. de ona da bakalım. -0.7. Bir saat için oldukça yeterli. Zaten kaç miliamper Bu batarya arada var içinde de. hızlı şarj özelliği de var. Var, aynen öyle. 45 dakikada ki bile sürmeyeceğini Full de şarj, aynen söylüyorlar. öyle. Full şarj edebiliyorlar. Yani bataryası bir telefon kadar büyük olmadığı için Tabii hızlı bir 0.7'lik bir şekilde, aynen öyle. şeyde hemen hızlı bir şekilde şarj Yani edebiliyor. 2 amperlik bir bataryayla şarj etmeye kalksan zaten pilin durumu malum. Aynen. Şimdi yavaş yavaş. Cihaza geçelim işte. Kutu Aynen. içeriği bu kadar çünkü. Biraz öne çıkan özelliklerini anlatalım. Benim gözümde en çok öne çıkan özellik şu çerçevesindeki dönebilen kısım. Bezel diyorlar ona. Aynen, yani muhtemelen hiçbir saatte görmedik bugüne kadar bir akıllı saatte. Bu saatte çıktı karşımıza ilk kez. Hani dokunmatiği Biraz bırakmadan açalım cihazı. şöyle hemen şeyinden çıkartalım. Ben de lansmanda söylemiştim, mekanik saatten sıkıldım. Hemen şöyle bakalım, uzun basalım, açılacak mı? Evet, geldi. Yine AMOLED ekran var arkadaşlar. Tabii Samsung'un neredeyse tüm cihazlarında Geliştirdi. görüyoruz kendi AMOLED ekranını. AMOLED ekranın olması güneş ışığında daha iyi. IPS ekranlar özellikle ısınıp sararabiliyor da. Pek Tabii. çok IPS ekranlı saatte gördük. AMOLED ekranın bu konularda çok daha başarılı Mesela olduğunu telefonda kabul söyleyebilirim. edilebilir ama saat olduğu için sürekli güneşte bakabilirsin buna. O yüzden Bir de bence orası AMOLED'in bir güzel. artısı da görüş açısı çok geniş. Mesela şimdi Tabii görüntü kaybolmayacak, bozulmayacak sen farklı açılardan aynen. da bakarsan. Mesela şimdi şöyle bakıyorsun hala gözüküyor. Aynen Gir, öyle. görüyorsun yani. Galaxy S2, her şey Gear S2, Gear S2. Samsung uygulamasını yükleyin diyor. Tabii bu eşleştirmek için Evet. bunları Bu incelemeye tabii arada deneyebiliriz. Samsung'la çalışması gerekmiyor. Diğer Android 4.4 Ve ve üstü. 1.5 GB RAM destekleyen tüm Android cihazlarda destekleniyor. Tabii bazı özellikleri kullanılmayabilir Tabii ama Samsung'a özel genel illaki bir olarak şeyler önemli özellikleri kalacaktır. kullanabiliyorsunuz. Şu anda burayı geçebiliyor muyuz eşleştirmeden? Bir eşleştirme istiyor. O eşleştirmeden sonra açarız biz. Doğru. Hemen özelliklerden bahsedelim. Şurada iki tane tuş var arkadaşlar. Bu tuşlarla cihazı kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca yanda da bir bezel var. Bu bezelle hiç dokunmatik olarak uğraşmadan simgeler arasında geçişler Tabii yapabiliyorsunuz. dokunmatik Bu bir çok ekranı da var pratik. zaten. Çok Çok pratik. müthiş bir fikir bence. Esasında bu mekanik saatlerde de var. Mesela şu benim mekanik saatin de çerçevesi dönüyor. Ama hiçbir işe yaramıyor. O da ayrı bir konu. İşte güzel bir şekilde değerlendirmişler bu fikri. O güzel olmuş. Ben açıkçası çok şık buldum. Ve rica etsem kamerayı sana vereyim. Ne? Sen bir çek ve artık yeni saatine geçeyim ben. Bakalım nasıl duracak. Bu arada bu benim bileğime de çok rahatlıkla oldu. Yani büyük bileklere de içinden çıkan ilk kayışla rahat bir şekilde oluyor. Muhtemelen daha küçük bilekler için ikinci kayış tercih edilebilir. Bu arada ben bu konularda yeteneksizim Takamadın. biraz ya. Ya bir de şimdi videoda şey oldu ya. Yok, video çekiyoruz falan. Bir de her saatin ağırlık noktası farklıdır. İlk takışta Ya tabii zorlanabilirsiniz. ki. Sonuçta bir acemilik oluyor. Saatle ilgili Aynen. çok bir fikrin olmuyor biliyor. Şöyle bir yakınlaşalım. Bilekte nasıl duruyor? Gayet başarılı bence. Ben tasarımını ciddi anlamda çok beğendim. Ya ben de açıkçası beğendim. Kolumda da gayet güzel durdu. Yakıştı yani. Cihazın burada görmüş olduğunuz kayış değişebiliyor. Kayışla beraber pek çok farklı temalar da yükleyebiliyorsunuz. Cihazı tema, kayışına göre temalar yüklenebiliyor. Ya buradaki avantaj şu. Zaten önümüzdeki dönemde güzel videolar çekeceğiz ürünle ilgili. Yani mesela bir mekanik saatin varsa o saati elbiselerine göre kombinlersin. Atıyorum takım elbise saatin ayrıdır. Dışarı çıkma saatin ayrıdır. Yani siyah, günlük saatin ayrıdır. Mekanik saatlerde böyle bir şey var. Bu tip bir akıllı saatle Gear S2'de özellikle şu çok keskin. Yani bir kayış değiştirirsin, bir temasını değiştirirsin.
İstediğin her yere gidersen yani tek bir saatte her işi yapabiliyorsun. Ya bambaşka bir saate dönüşebiliyor. Aynen. Bu güzel, akıllı saatlerin güzelliği ve bir cidden de başarılı. Hızlı şarj özelliği olduğu gibi şarjı da uzun gidiyor. Yani normal ben Gear S kullanıyordum. Gear S'de de 2 günü çıkartabiliyordum. Bu saatte 2 günü görebilen pil performansa sahip. Hatta yurt dışında 3'ü görenler var. Pazardaki yani birçok... 1 günlük saatlerden aynen, değil yani. Yani. O da ayrı bir konu. En büyük avantajlarından biri de bu bence. Yani günün sonunda ben beğeniyorum. İnceleyeceğim zaten. İncelemiş kadar olduk. Şık bir saat. Geldiği için de mutlu olduk. Detaylı incelemesi de önümüzdeki günlerde karşınızda olacağız. Ayrıca ben önümüzdeki günlerde mekanik saate karşı akıllı saatlerin özellikle Gear S'in avantajlarını da çekmeyi düşünüyorum. Evet, güzel bir video. Güzel videolar çekeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.